Geçen haftaya 800'lü fiyatlardan başladı çeyrek altın. Hafta sonuna doğru 835'leri gördük. Bugün yine 825'lerden açılışımız oldu. Muhtemelen yıl sonuna doğru 850 rakamları görecektir. Çünkü altın hafızası diye bir durum vardır. Altın gördüğü fiyatı mutlaka yani bu sene olmasa bile sene sonuna doğru ya da önümüzdeki sene başında mutlaka o fiyatları yakalar. Buralara zaten 850'li fiyatlardan düştü. Şu an alım için hala e, müsait pozisyonda. Hala alım sinyali veriyor altın. E, zaten altın yıllardır eskimeyen hem yatırım aracı hem kullanım aracı. E, her zaman bizim büyüklerimizin tavsiyesi. O anlamda altını almayı herkese tavsiye ediyoruz. Hala alım için uygun seviyelerde. E, altının yanına biraz daha eklemek lazım. Yastığın altını doldurmayı tavsiye ederim. Maalesef bizim Türk milletinin yapısında yatırım anlayışı artık kaybolmaya başladı. Yeni nesil daha çok harcayan tarafta yatırım boyutunu biraz daha eskiler düşünüyordu. Ama altın yatırım yapılabilecek bir madendir. Ve her zaman yatırımcısının yüzünü güldüren bir madendir. Ee, geçen senelerde biliyorsunuz 850 idi çeyrek altın fiyatı. Yıl sonuna doğru dolar kurunun etkisiyle de tekrar bu 850 rakamlarını görecek ve aşacaktır. Benim e, tavsiyelerim şu anlamda, hani e, yatırım için düşünüyorsa müşterimiz işçiliksiz bilezik, e, zinet altın, gram altın tarzı altınlar e, kullanmak için. Alacakları altınla yatırım için alacakları altını karıştırmamalarını tavsiye ederim. Çünkü bunlarda genelde bizim yaşadığımız problem de buradan başlıyor. E, müşteri hem kullanayım hem kazanayım istediği zaman ona yönelik ürünler alması gerekiyor. Yani tutup e, böyle fantazi işçilikle ithal ürünler tercih ederlerse yatırım oranı mutlaka olur. Altın yine kazandırır. Mesela 2-3 yıl ya da 4 yıl sonra kendini yine amorta eder ama diğer işçiliksiz yatırım ürünleri kadar daha çok kazandırmayacaktır. O anlamda müşteriye benim tüketicimize tavsiyem, işçiliksiz ürün yatırım için tercih etmeleri, kullanmak için daha böyle beğendikleri, kullanabilecekleri ürünleri tercih etmeleri. Müzik